Sayın seyirciler, Rabbin Sevgisi adlı programına hoş geldin diyoruz. Aynı zamanda size Tamer Bey hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Bugünkü programımızın konusu öfke olacak. Tamer Bey, öfke hakkında kutsal kitap bir şey diyor mu? Tabii ki diyor. Görüyoruz ki aslında öfke insani bir duygu. Evet. Ve her insan öfkelenebiliyor. Evet, çok önemli. Evet. İsa Mesih öfkeleniyordu. Evet. Musa peygamber öfkeleniyordu. Hatta evet, biliyoruz ki Musa peygamber bir öfke anında öyle bir eylem yaptı ki sonradan Rab ona dedi ki sen vaat edilen toprakları göreceksin ama girmeyeceksin. Evet. Ama Süleyman peygamber biliyoruz ki dünyanın gelmiş geçmiş en hikmetli, bilgili insanlardan, peygamberlerden birisi oluyor. Süleyman peygamber kendisinin yazdığı Özdeyişler kitabında 15. bölüm 1. ve 2. ayeti okumak istiyorum. Buyurunuz. Şöyle diyor Süleyman peygamber. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Bilginin dili bilgiyi iyi kullanır. Akılsızlığın ağzındansa ahmaklık akar. Demek ki yumuşak yanıt verirsek o zaman birisi gazapla bize saldırıyorsa yatıştırır diyor yumuşak yanıt. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Şimdi aklıma bir olay geldi. Bir kişi çok seviyormuş işkence etmeye, böyle baskı yapmaya, insanları incitmeye. Kendisi pozisyon gereği müdürmüş. Altında çalışanlar hep öyle onların üzerine yükleniyormuş sözlerle. Sözlü saldırıya geçiyormuş. Evet. İncitiyormuş, hakaret ediyormuş. Ve yeni bir kişi gelince gene ona da aynı şeyi yapıyormuş. Gayet güzel. Herkese bunu yaparken bir kişi gelmiş. O da herhalde Süleyman peygamberinin sözlerini okumuş. Onun yanına çıkmadan önce öğrenmiş ve o müdür saldırıyor bir kez sözlü, iki kez. Bu yeni gelen kişi gayet yumuşak bir dille, sevgi dolu cevap veriyor. Bir çok kez, güzel. İki kez, üç kez. Sonunda müdür vazgeçiyor çünkü zevk almıyor. Görüyor ki tepki yok, onun beklediği o tepki ah, oh yok. Evet, çok ilginç. Evet. Biliyor musunuz, bence bu insanda çok iyi bir duygusal zeka vardır. Öyle mi? Evet, duygusal zeka bizim hisleri anlamamızı sağlar. Hem bizlerde hem başka insanlarda. Yani hisleri analize etmek, aynı zamanda yönlendirmek çok önemli. Ve bazılarını bunu hayatlarında hiç iyi bir şekilde öğrenememişler. Bu küçüklüğümüzle ilgili olan bir şey. Ama bazı insanlar bunu çok iyi bir şekilde yapabiliyorlar. Aynı anlattığınız gibi, kişi gibi. Peki o nasıl, saldırı gelince o duygusal ona saldırıya geçen kişinin duygularını anlayabilmiş, çözebilmiş o zaman. Kendi duygularını da mı bildiği için ne yapıyor? Artık öyle bir cevap veriyor ki karşıdaki kişi artık kalıyor, silahsız kalıyor. Aynen. Sadece anlamak değil, aynı zamanda kontrol altında tutmak çok önemli. Evet. Çünkü aynı zamanda o da sinirli bir şekilde bir tepki verebilirdi. Tabii tabii. Ama vermedi. Yani kendisini kontrol edebildi. Değil mi? Kesinlikle. O çok önemli bir şey. Ve kutsal kitapta yani bazı insanlar bunları başarabiliyorlar. Evet. Yani örnek olarak Rab Musa'ya karşı büyük bir öfke geldiği zaman, insanları yok etmeye çalıştığı zaman Musa onun önünde dikilip yapma etme diye yalvarabildi. Kızmadı. Demedi bir şey. Ama aynı zamanda çok değişik bir tepki. Rab haklı olarak öfkelendi. Evet, haklıydı. Rab haklıydı. Çünkü ona karşı isyan yapılmıştı. Evet. Yani Musa'yı bile tehdit etmişti. İnsanlar ona karşı çok kötü şeyler yapmıştı. O da öfkelenebilirdi.
Ve Rab aslında Musa'yı korumak istemişti. Ama insanlar orada yok edilmiş olsaydı hak etmiş olurlardı. Evet. Yani Musa ama öne çıkıp hayır lütfen yapma etme diye yalvardı. Dolayısıyla Musa peygamber ne yaptı? O kendi duygusal zekanı Rabbin istediği şekilde kullandı. Aynen. Ve o zaman o da aynen daha sonra Süleyman peygamber yaptığı dediği gibi yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Aynen. Kuralını işleme soktu bir nevi. Evet. Uyguladı. Ve biliyor musunuz bazen biz bunları başaramıyoruz. Ama Rab bize yardımcı olabilir. Değil mi? Evet. Bunu biz kutsal kitaptan öğreniyoruz. Yüce evet. Rabbimizin, yaratıcımızın kelamından, sözünden anlıyoruz ki biz bu karakterimizi veya duygusal ayrıca zekamızı Rabbin istediği şekilde geliştirip artık yumuşak yanıt gazap anında, öfke anında verebileceğiz. Öyle bir cevap bilgece, evet. hikmetlice cevap verebileceğiz. Evet. Değil mi? Ve Süleyman peygamber bunu dediği zaman mutlaka oraya da varabiliriz. Evet. Peki ayrıca bir ayet okumak istiyorum. Şimdi Süleyman peygamber eski ahitten. Evet. Bir de İncil'den yeni ayetten okumak istiyorum. Orada 1. Timoteos 2. bölüm 8. ayet. Buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim diyor. Yani burada bir uyarı var. Resul Pavlus diyor ki ey erkekler, demek ki o dönemde öfkeleniyorlarmış. Evet. Onların arasında da Timoteus çalışıyormuş ve o da Timoteus'a bu sözleri söylerken aslında Timoteus'un etrafındaki o topluluğa, o imanlı topluluğa sesleniyor ve diyor erkekler öfkelenip çekişmeden her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim diyor. Evet, çok önemli. Yani eğer öfkelenmişsek ellerimiz artık belki pak olamaz. Evet, tabii. Çünkü insan öfkelenince sadece düşünce, yani bir kere düşüncelerini koruyamaz. Aynen. Kutsal kitap diyor ki insan ilk önce düşüncelerinde günah işliyor. Evet. Dolayısıyla benim düşüncelerimden negatif, kardeşliğe uygun olmayan düşünceler, kelimeler ortaya çıkacak. İşte bu konuda Rab bizi uyarıyor. Değil mi? Evet. Ve önemli olan şimdi kafamızda olan Rab'le ilgili olacak. Rab biliyor. Düşüncelerimizi, evet. hislerimizi anlayabiliyor, görebiliyor. Evet. O anda bu problemi Rab'le çözülmüş olsak etrafımıza ya da kendimize zarar vermeyiz. Tabii. Ama maalesef insanlarla bir araya geliyoruz ve çelişkide bulunuyoruz. Tabii. Bazen bunu bilinç altında yapıyoruz. Bazen de bilerek yapıyoruz, değil mi? Tabii. Ya. Tabii. Ve her zaman bazen örnek olarak evde, bir hanede, bir ailede çok çabuk öfkelenebiliyoruz, değil mi? Çünkü birbirimize evet. çok yakınız. Ve örnek olarak kadın koca. Evet, ilişkisinde. Evet. Örnek olarak bir ben sizi alabilir miyim örnek olarak? Mesela. Tamam. Hanımınız çok sert bir şekilde sizinle konuşuyor. Sesini yükseltiyor ve size bir şey söylemek istiyor. Evet. O anda sizin kafanızda değişik düşünceler geçiyor. Tabii. Nasıl bana yapabilir, nasıl benimle öyle konuşabilir diye. Evet. Ve siz çok sert bir tepki veriyorsunuz. Hı-hı. Hanımınız orada durup ben ne yaptım diye şaşırıyor, haykırıyor. Ben sadece yüksek ses tonla konuştum. Bu şimdilik agresif oldu. Nasıl bir koca bu şimdi? Evet. Nereden çıktı o karşıma? Yani çok ilginç. Ben bunu bu yönden hiç görmemiştim. Evet. Aslında hanımınız kötü bir şey yapmak istemedi. Evet. Sadece sesli konuştu. Tabii. Ve sizin tepkinizi hiç beklemedi. Ve orada kavga çıkabilir. Tabii. Evet. Tabii. Şimdi bunu balık tutmakla karşılaştırsak. Ha, şimdi balık tutmayı öğreneceğiz. Aynen. Evet. Yani bir tarafta bir olta var. Bir kişi bir Tabii. oltayı atıyor.
öbür tarafta balık var. Evet. Balık da... Balık kim oluyor şimdi? Ben mi oluyorum balık? Evet. Evet, tamam. Oltaya atan eşim mi oluyor? Aynen, tamam. Eşiniz oluyor. Eşim oltaya atıyor, ben balık oluyorum. Evet. Ve siz şimdi onu görüp, aa, hemen gidip tutuyorsunuz. Evet. Yine yakalanıyorsunuz. Hemen zıplıyorum sazan gibi. Aynen. Oltaya ve yakalanıyorum. Evet. Ama orada durup da düşünseydiniz, yok ben bu oltayı reddediyorum, istemiyorum diye. Ama oradaki yem belki de çok lezzetli görünüyor. Evet. Ama ve kokusu çok iyi geliyor bana. Evet. Ama size çok büyük bir zarar verebilir. Evet. Çünkü tutulduğunuz zaman tabii çok büyük bir problem evet çıkıyor. Sudan çıkmış bir balığa dönüşeceğim ve artık evet problem evet oluyor. Ve bizim öğrencimiz neden onu yapıyoruz o anda? Neden o oltayı tutuyoruz? Aslında neyi istiyoruz? Örnek olarak siz aslında öyle konuşmamasını istiyorsunuz. Evet. Ama o anda onu söylemiyorsunuz. Evet, doğru. Aslında söyleyebilirdiniz. Başka ne bir... diyeceğim? Lütfen ne olur sesini yükseltme benimle konuşurken. Evet. Aynı bu ses tonla söyleseniz. O kadar çok... kolay değil ama. Evet, o anda kolay olmaz. Sizin önünüzde tabii ki bunu böyle söyleyebiliyorum ama evet. O anda evet. O kadar kolay ve o kadar ne diyeyim sakin bir şekilde sakin değilsiniz ki o anda. Evet. Nasıl söyleyeceksiniz? Evet. Ama o ondan. O anda durup derin bir nefes almak, dua etmek ve Rabbim... Bir kez belki de yetmez bana derin nefes. Tamam. Birkaç kişi birkaç sefer nefes alsınlar evet. Ama bir dakika boyunca olur mu? Olabilir. Önemli olan o sert tepkiyi vermemek. Evet. Ve o anda durduğunuz zaman mantığınızı kullanıyorsunuz. Yani hisleri bırakıp mantığa giriyorsunuz. Zihninizi çalıştırıyorsunuz. Evet. Ve onunla beraber hareket etmeniz gerekiyor. Yani hemen bir duygu dışarıya bırakmamanız gerekiyor. O zaman bir nevi kutsal kitap bana diyor ki sen duygularını kontrol altında tutmayı öğrenmelisin. Evet, hepimiz. Değil mi? Evet. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü onu kontrol edebilsek hem kendimize hem etraftaki insanlara zarar vermeyiz. Değil mi? Çünkü şimdi Süleyman Peygamber diyor yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Ben bu yumuşak yanıtı evet. O öfke anında bana saldırı, olta atmışlar. Ben şimdi nasıl evet. Sazan gibi atlamayacağım? Aynen. Yani, ve Süleyman Peygamber ne diyor? Yumuşak yanıt vermem gerekiyor. Aynen. Gazabı yatıştırmak için. Evet.